Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu videoda arkadaşlar David Gokşay'ın desteklediği ve sevdiği kripto paralara genel olarak bir göz atacağız ve tam tersi. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. David Gokşay'ın desteklemediği ve hoşuna gitmediği bazı kripto para projeleri piyasada mevcut. Bunlar aslında genel olarak meme coinler hariç hepsi desek yeridir. Mesela Bitcoin ve Ethereum'u sevmez arkadaşlar David Gokşay. Bunun sebebini de aslında hareketlerinin stabile çok yakın olması olarak bağlar. Şimdi piyasa içerisinde çok fazla şey var. Yani çok güzel altcoin'ler var ki konuyla alakalı kesinlikle Gokşay'a katılmıyorum. Şimdi Gokşay tabii meme coin'lerin iyi olduğu için ya daha doğrusu yükseliş meyilli coin'ler olduğu için kendisi bunlara meyil eder. Fakat farklı farklı kripto para sektörlerinde farklı kategorilerde altcoin'lerde bulunmak bir riski en aza indirir arkadaşlar. Sonuç itibariyle bir sektör ne yapabilir? Gerilemeye gidebilir. Dolayısıyla bu aynı kategori içerisindeki altcoin'lerin, yapıların herhangi bir emtianın da toplu halde gerilemesi anlamı taşıyacaktır. Dolayısıyla piyasada, kripto piyasasında da aynı şekilde farklı kategorilerde bulunmak yatırımcıyı her zaman korur. Bu Bitcoin ve Ethereum hakkında şunu söyleyebilirim. Zaten bunlara yatırım yapılabilir. BTC piyasanın devidir. Yüksek fiyatlarına rağmen hala yukarı meyilli bir kripto paradır arkadaşlar. Bu halvingden geçer. Dolayısıyla evet Bitcoin alımı yapıp yatırımcı belli bir miktarla kendini ve portföyünün genel gücünü koruyabilir. Aynı şekilde Ethereum'da da bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hatta yüksek fiyatlarına rağmen güçlü katlama oranları bırakabileceğini defalarca ifade etmiştik. Dolayısıyla dediğim gibi farklı sektörlerde, farklı kategorilerden altcoin'ler barındırmak oldukça iyidir. Bunun içerisinde misal Web3'ü verebilirim. Web3 arkadaşlar bir önceki boğanın katalizörü olarak şu an hala piyasa içerisinde çok ciddi yükseliş meyili gösteren bir kategoridir. Web3 kategorisinde çok uzatmayacağım ama Ethereum, Matic, işte beraberinde ne bileyim CFX yani Conflux, Polkadot, Solana, Avalanche gibi projeler bulunmaktadır. Yapay zekalar bu boğa sezonunun katalizörüdür arkadaşlar ve ciddi bir yükseliş potansiyeli vardır. FED, ROS, GRT, EGX gibi içerisinde kripto paralar bulundurmaktadır. Bu boğada büyük yükseliş vaat etmektedir. Borsa tokenları yine yatırım yapılmaya değer tokenlardır arkadaşlar. Şimdi David Gokşay'ın sevmiş olduğu meme coinler. Şimdi meme coin dediğimiz zaman birincisi spekülasyonlara çok açık bir kategoridir arkadaşlar. Bu tabii ki yerine göre, kripto paraya göre olumlu, olumsuz sonuçları olabilmektedir. Genel yapısı arzı azalt, talebi arttır üzerinedir. Bu da en neticede arzı yakımla azalt, yüksek bir arzdan başla. Dolayısıyla bunu yaka yaka devam et. Beraberinde bu ölçüde talebi arttır. Bu da genelde reklam odaklı yahut yakın beklentisi odaklı zaten olur. Dolayısıyla meme coinler için şunu söyleyebilirim. Meme coin kategorisi piyasada en çok Ponzi barındıran kategoridir. Dolayısıyla meme coinler çok ciddi yükseliş olasılığı bulundurur. Fakat popüler olanlarında kalmakta her zaman fayda vardır. Bunlardan bir tanesi Baby Dogecoin'dir arkadaşlar. Baby Doge şu anda piyasa içerisinde büyük bir yakım mekanizması kurmuştur ve Nisan'a kadar ekip 1'e 5 oranında yakım sözü vermiştir. Piyasada en çok yakım yapan popüler altcoin projesidir ve ilerleyen süreçte ben gerçekten büyük yükselişler gerçekleştireceğini düşünüyorum. David Gokşay'ın sevdiği ve yükseliş beklediği kripto paralardan bir tanesidir. Bunlardan bir diğeri Floki'dir. Sürekli anlamda yön yukarı potansiyelini, içsel potansiyelini korumaktadır. Ekibin büyük yakımları bulunmakla birlikte Valhalla gibi Metaverse projeleri, beraberinde yeni bir kartın çıkarılması gibi büyük projeleri bulunur arkadaşlar. Floki Binance'da listelenme gibi çok büyük bir potansiyeli varken 2023'te büyük listeleme haberleriyle ciddi yukarı hareketler beklediğim kripto paralar arasındadır.
Bunların bir diğeri Shiba olacaktır tabii ki. Aynı şekilde Shiba da büyük yön yukarı potansiyel barındırır. Katalizör olarak Metaverse, NFT'ler, beraberinde gelecek olan manuel yakın ve en önemlisi Shibarium içerisindedir. Özellikle Shiba ve Doge, bakın bu ikisi David Gokstein tarafından büyük ölçüde desteklenen kripto paralardır. Arasında bir kıyas edilmesi lazım gelirse ben Shiba'yı Doge'un bir tık önüne koyarım arkadaşlar. Buradaki 4 meme coin de aslında yatırım yapılabilecek yüksek katlama oranları vaat eden piyasadaki popüler nelerdir arkadaşlar? Meme coinler olarak karşımıza çıkar. Ekstradan David Gokstein Launch Coin'i de desteklediği bilinir. Aslında buna şaşırmamak lazım. Çünkü Launch Coin'de en nihayetinde bir meme coin tarzında hareket eder ki kendi ekibindeki geliştiricileri dahi bunu kabul etmiştir arkadaşlar. Klasi gibi isimler bunun meme coin olduğunu dile getirmiştir. Gokstein zamanında yaptığı bir açıklamayla Launch'un çok ciddi bir kumar olduğunu burada aslında bir masa oyununa benzetmiştir. Yani çok büyük ölçüde kazançlar vaat ettiği gibi yeniden para düşüşleri de vaat edebildiğini açıklamıştır. Devamındaki gelişmeleri görmesi üzerine kendisinin de Launch Coin aldığını açık bir şekilde piyasaya duyurmuştur ve Launch'un büyük bir yükseliş odaklı altcoin olduğunu diğer kripto paralar gibi kendisi de kabul etmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu 5 altcoin'de de ciddi anlamda boğa olduğu bilinmektedir. Launch'la alakalı dediğim gibi aslında kendisi şey dedi, bir oyun var işte masadan ilk kim kalkacak falan böyle gibisinden böyle sesli oynanan bir oyun arkadaşlar. Buradan bunu bir aslında piyango biletine benzetmiştir. Az sayıda kişinin devamında kazanabileceği, çok ciddi kazanabileceğini iddia etmiştir. Tabi bunu zamanla bekleyip görmek gerekiyor. İşte kim nedenli kazanacak vesaire. Birazcık regülasyonlar aslında bunun önüne geçiyor. Ama dediğim gibi bekleyip görmek lazım. Benim burada Shiba, Baby Doge, Floki Doge, Lunch bu beşi içinde ortak kanaatim şudur arkadaşlar. Ayı boğa döngüsü takip edilmeli. Yani bunu söyleyebilirim. Ayı içerisinde toplanıp aslında boğanın zirve noktalarında bu altcoin'ler satış yapıldığında gerçekten hem riski en aza indirebilme konusunda hem de gerçekten güçlü karlar elde edilebilme konusunda ben yatırımcıyı tatmin edeceğini kesinlikle düşünüyorum. Dolayısıyla bu döngünün takibi hem yatırımcıyı koruyacaktır bu altcoin'ler üzerinde hem de gelecek süreçte yüksek katlama oranlarıyla fiyat bakımından yatırımcıyı tatmin edeceği kanaatindeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.